Merhaba arkadaşlar. Size nasıl çeviri yaptığımızı burada göstermek istiyoruz. Aslında çeviriyle ilgili çok sayıda video var. Herkes bir şekilde bir çeviri yapıyor ama unutulan bir şey var. Olması gereken çeviri, yani sınavda olması gereken çeviri ile yazılı çeviri birbirinden farklı. Yani yazılı çeviri burada gördüğünüz gibi biz birinci kısımda bir metnimizi verdik. Renkli çeviri kitaplarımızdan bir tanesinde. Hemen altta da onun çevirisi. Bu kitabı çevirir. Yani aslında olması gereken bu. Ama sınavda böyle bir şeye, daha doğrusu böyle bir çeviri yapmak mümkün değil. Çünkü cümleler kısa değil. Cümleler uzun. Ve baştan sona devrik bir çeviri yapmak gerekiyor. Birazdan anlatacağız arkadaşlar. Bu önemli bir çeviri mantığı. Ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde okuyabilir. Ve belki bazı soruları iki defa okuyabilir. Bazen sınavı iki defa tekrar etme şansınız olabilir. Ama sondan başa çeviri mantığıyla asla sınavda başarılı olunamaz. Hemen başlayalım. Biz çeviri yaparken baştan gidiyoruz. Dediğimiz gibi tek tek bütün kelimeleri alıp gideceğiz. Örneğin araştırma gösteriyor. Burada cümlecik ne çıkarsa çıksın karşınıza ki diye çevireceksiniz. Araştırma gösteriyor ki yalnızlık artırabilir. Neyi artırabilir? Ölme riskini artırabilir. Nasıl? Erken. %50'ye kadar. Aynen bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Kitabı çeviri olarak da düşünün. Araştırma %50'ye kadar erken ölme riskini artırabileceğini, yalnızlığın bunu artırabileceğini gösterdi veya göstermektedir. Altta zaten karşılığı var. Ama dediğimiz gibi sınav esnasında cümleciklerden dolayı, bağlayışlardan dolayı mümkün değil. Yani cümleyi alıp da sondan başa çevirmek büyük bir risk taşır. O yüzden mümkün olduğu kadar parça parça cümlecikleri fiille birlikte ve tabii bu şekilde çeviriye alışırsanız bir süre sonra zaten seri halde okuyabileceksiniz. Araştırmacılar baktılar. Nasıl yalnızlığın etkilediğine baktılar. Ölme riskini, erken ölme riskini veya yalnızlığın nasıl erken ölme riskini etkilediğine baktılar. İnsanlar olabilir, yalnız olabilir, olsa bile. Onlar ailesiyle birlikte olsa bile ve arkadaşlarıyla birlikte olsa bile. Vardır aynı zamanda tehlikeler. Ne ile ilgili? Yalnız yaşamayla ilgili. Tabi burada kalıpları beraber çevirmekte fayda var. Çünkü tek tek o zaman anlam bozukluğu yaratabilir. Ve sosyal izolasyonla birlikte tehlikeler vardır. Bu nedir? Az veya hiç temas olmamasıdır diğerleriyle. Araştırma gösterdi ki erken ölme riski %50 daha düşüktü insanlar için. İnsanlar ki karışan, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte karışan. Yani baştan sona çeviriyoruz. Evet, Türkçe okuyoruz. Cümlecikleri fiile birlikte çevirmeyi öğreniyoruz. Ve kalıpları da beraber çeviriyoruz. Sondan başa değil, baştan sona gitmek sınav için en uygun yöntem olur arkadaşlar.